Kayçay aslında ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazanması noktasında kurulmuş bir tesis. İşin nihai tarafında baktığınız zaman ülkemiz için, şehrimiz için ekonomik getirisi olan bir tesis. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da çevreci bir tesis. Özellikle bazı ambalaj atıkları, plastik, naylon, cam atıklar gibi atıklar, çevreye verdikleri zararlar, tahribatlar, hele hele uzun yıllar boyunca kolay kolay tabiatta kaybolmamaları, tabiatta kalmaları ciddi bir sorun. Böyle baktığımız zaman bizim ciddi bir kazanımımız var. Hem ekonomik bir kazanımımız var, hem de çevreci bir kazanımımız var. Bunun daha ötesinde bir şey var. Biz belediye olarak biliyorsunuz ağaç dikiyoruz, yeşillendiriyoruz ki Koca Sinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Ciddi manada her yıl yüz binlerce sayılarla ifade edilen ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ama bununla birlikte özellikle diktiğimiz ağacın yarısı kadar da kazandığımız kayça vasıtasıyla, geri dönüşüm vasıtasıyla bu ağaçların kesilmesine engel olduğumuz gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da herhalde ekonomik kazanım kadar çevreci kazanım, yeşil adına kazanım çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tesisimizde eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz. Özellikle gençlere ve çocuklara. Onlara geri dönüşümü önemi, ambalaj atıklarının tabiata vermiş olduğu tahribatı, atılmaması gerekliliği, ülke ekonomisi açısından bunların değerlendirilmesinin neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Kayçay'a baktığınız zaman bir geri dönüşüm tesisi ama bir o kadar da orada vermiş olduğumuz eğitimlerle insanları, özellikle çocukları geri dönüşüm hassasiyetini oluşturma noktasında bir eğitim tesisi gibi de çalışıyor. Kayçay'daki tesisteki çalışanlarımızın çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kadının ellerinin değdiği her işletme muhakkak ki farklılaşıyor. Kayçay'da bu noktada kadın istihdamını destekleyen ve kadın istihdamını öne çıkaran bir tesisimiz. Bizim sadece ambalaj atıkları, çevresel değerler olan atıklar muhakkak ki önemli ama bununla birlikte bizim bölgemizde özellikle hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılıkla birlikte kanatlı grubunda ciddi manada Kayseri'de hayvancılığın yapıldığı bir bölge. Hayvan atıklarının bertarafı da son derece önemli ve günümüzde artık bu atıkların bertarafı ciddi bir enerji kaynağı. İnşallah Kayseri'deki önümüzdeki hedefimiz bu atıkların bertarafı ile birlikte çevreci bir tesis olmakla birlikte enerji üreten bir tesis. Ortaya çıkacak enerji hem elektrik enerjisi hem de buharla birlikte inşallah sera ve benzeri gibi faaliyetlerle şehir ekonomisine de katkı koyacak bir tesisi de hayata geçirmeyi düşünüyoruz.